Amerika Irak merkezi hükümetinin IŞİD'e karşı zafer ilan etmesinin ardından Irak'tan çekilmeye başladı. Haberi Associated Press haber ajansı duyurdu. Irak'taki bir Amerikan üstünde görevli sözleşmeli asker çekilme konusunda bilgi verdi. Bilgi Iraklı yetkililer tarafından doğrulandı ancak resmi sürecin henüz tam anlamıyla başlamadığı belirtildi. Washington ve Bağdat arasında yapılan anlaşmaya göre Amerikan birliklerinin %60'ı Irak'tan çekilecek. Yine iddialara göre Irak'taki 8892 Amerikan askerinin bir bölümü geçen hafta silah ve ekipmanlarıyla birlikte Afganistan'a sevk edildi bile. 4000 asker ise Iraklı askerleri eğitmek için bölgedeki Amerikan üslerinde kalacak. Ancak bu bilgiler henüz doğrulanmadı. Bu yüzden akıllara Amerikan askeri nereye çekiliyor sorusu geldi. Zira Amerika'nın çekilme kararının Pentagon'un Çin ve Rusya'ya en büyük ulusal güvenlik öncelikleri ilan etmesinin ardından gelmesi dikkat çekici. Uzmanlara göre Amerika'nın bundan sonraki hamlesi askeri birlikleri, Çin ve Rusya kuvvetlerinin olduğu bölgelerde konuşlandırabilir. Bu yüzden Türkiye, İran ve Rusya'nın oluşturduğu bölgesel ittifakın en önemli parçası olan Suriye, Amerika'nın hedefi olabilir. Çünkü hala hazırda Amerika'nın Suriye genelinde bilinen 12 üssü var. Bu üslerden 5'i hava üssü olarak kullanılıyor. 8 tane de farklı amaçlar için kurulan üs mevcut ve Amerika Türkiye'nin Afrin harekatından ve bu harekatı Rusya ile planlı bir şekilde yürütmesinden rahatsız olduğu biliniyor.